Ankara'da bir fabrikayı ziyaret ettim. İşçilerle beraber oldum. Patron da oradaydı. Şunu anlatıyor. Biz aslında işçilerle bir aileyiz diyor. 20 yıldır, 30 yıldır çalışan işçim var diyor. Düğününü bilirim. Çocuğu doğmuştur onu bilirim. Oğlunu askere göndermiştir bilirim. Biz bir aileyiz. Siz bir işverenin, bir iş görenin, bir işçinin işine son verirken nasıl büyük bir sıkıntı çektiğini biliyor musunuz dedi. E düşündüm, haklı. 20 yıldır berabersiniz. 20 yıldır iş veriyorsunuz. Çocuğunu evlendiriyorsunuz. Askere gönderiyorsunuz. Doğum yapıyor, hediye götürüyorsunuz. Ve gün geliyor, ya kusura bakma senin işine son vereceğim. Bundan daha acı bir olayı biz yaşamayız, yaşamayız diyor yani. E iş gören de bir ayakta durmak zorunda, yaşamak zorunda. İşçi çıkarmak zorundayım diyor. Aksi halde yaşayamam diyor. E bu tabloyla Türkiye'yi karşı karşıya bırakanlara bizim bir şeyler yapmamız lazım. Bir şeyler söylememiz lazım. Kavga etmeden, altını çiziyorum, kavga etmeden, kimseye kin ve öfkeyi duymadan, demokratik kurallar içinde gidip kendi tercihimizi güzel Türkiye'den yana, cennet gibi vatanımızdan yana kullanmamız lazım. Bunu yaptığımız zaman Türkiye o zaman gerçek anlamda demokrasi kültürünü yakalamış olacaktır. Bugün Türkiye'nin geldiği nokta artık bir siyasal partiler arasındaki yarış olmaktan çıkmıştır. Türkiye ciddi bir demokrasi sorunuyla karşı karşıya ve bunu yeniden yakalamak ve büyütmek zorunda. Güçlendirmek zorunda, demokrasi kültürünü güçlendirmek zorunda. İnsanlar neredeyse birbirine düşman hale geldi. Ya niye düşman hale geldik? Niye kavga ediyoruz? Beraber yaşamak varken. İş dünyasının saygıdeğer insanları burada. Belki çok farklı siyasi görüşleri olan arkadaşlarım da var. Ne olacak yani? Birimizi dinlesek ne olur? Kavga etmeden konuşsak ne olur? Tartışsak ne olur? Öyle bir noktaya geldi ki tartışma bile suç olmaya başladı.